Rakibin haritası olduğu için biz tabii ki CT seçimi tercih ediyoruz. Bol şansa dilerim arkadaşlar. Nine birçok konuda uğraşıyor. Bu da hedef maçlarından bir tanesi. Climber Cup'tan ilk 4'e girerek MDR ile gelişine çıkmaya çalışmak önemli hedeflerden bir tanesi. Bu arada ekranda ufak bir bug oldu ama round başlayınca bitmesini bekliyorum. Bol şansa dileyelim. Dedim ve pause geldi. Açtım açtım sesi arkadaşlarım. Oynanmıyor şu anda. O yüzden pause'dayız. Ne oldu? Anladım. Çok hızlı başladık. Abi server değişmesin ya. Zaten bak 48 oldu. 18 dakikadır maçın başlamasını bekliyoruz. Cumartesi akşamı şöyle keyifli bir maç sunalım, maç izleyelim dedik. 12'yi bulmayalım yani şu maçı şey yapacağız diye. Ping durumları nasıl? Güzel soru. Rakibinki akıyor. Bu Alman server herhalde diye düşünüyorum. 9, 13, 18, 28, 24 pingleri var rakibin. Bizim yaklaşık olarak 55-60 arası. Bana değil hocam. Bu ESL'in turnuvası olduğu için sponsorlar onun turnuvası. Şey onun sponsoru. Legal steroid daha belli değil dostum. Bugün başka maç yok. Yani bu tek maç arkadaşlar. Best of 3. Yendik, yenildik. Öyle bir maç. Evet, bu ekrandaki duracak galiba. Bu bug'ı yedik ilk round'da. Neyse, round bitince düzelir. Yapacak bir şey yok. Evet, bakalım Pentan'ın taktiği ne olacak? B tarafına ağırlıklı olarak geldiklerini görüyorum. Red'de smoke ve çift flash var. Bu arada Cydrex tuvaletten infoyu aldı. Şimdi Heaven Smoke geldi Red'den ve Flash Pick'le beraber Monster tarafından Pentalı oyuncular çıkıyor olacaklar. 3 Monster çıktı. 4'ün üstüne gelecek. Kushner'dan 2 kill geldi. Shop'ta hala bir oyuncu daha var ama Zen trade'ini aldı. Şimdi kuşları geri kaçmaya çalışıyor. Bu arada City Side'da X-Rod'dan güzel bir vuruş. Orada düşmeden en azından Ritek'i bırakması lazım diyecektim ki Kushner'dan güzel bir kill daha. Senden de iyi bir tek ama Cydrex'in trade'ini alıyor. Karşıki trade'de çok iyi aldık. Son klan isimde Sin. O da Pillar arkasında. Canı çok çok az. Bir kill çıkarıyor. Dikkat etmek lazım. Glock değişik bir silah. Bu tarz hareketli vurarak can sıkabilen, koşarak rahat da vurduğunuz bir silahtı ama X-Fault'tan hasar, hata yok ve o hocam bu kalacak mı bu ekran böyle ya? Bir pause gelirse arkadaşlar çıkar girerim ya. Yemin ediyorum alev gibiyim. Alev. Evet, 1-0 FAMAS'lar, MP9'lar. M4 çekmedik bu roundda. Bu arada top mid'den bir flash peek. Info alıp hemen geri kaçıyor kuşunur. Bayağı da ciddi bir hasar verdi. Top mid'den yavaş yavaş Pentalon'a... Ooo, Red bu arada. Güzel sızmış aslında short'tan. Ama hata yok. Krax ve Explode'un asisti sonrası. PDY çok az canlı hala. Short'tan A'ya doğru koşacaklar. İzli kuşunun iki tane kill. Dikkat etmek lazım. Gereksiz bloklara bir kill vermeyelim. Hata yok. 5 oyuncu birden yaşayarak kolay bir anti-eco round oynamış oluyoruz. Böylece 2-0. Yani Overpass'i Nine genelde banlıyor. Çok sevdiği bir harita değil aslında. Ya da çok fazla oynamadığı bir harita değilim. Sadece sevmiyor değil. Çok da oynamadığı bir harita. O yüzden City Site'ın avantajını kullanıp şöyle 9-10 round çıkartırsa rahat bir ilk harita geçirir. Hemen SMG'lerle yakın savunma yapmak için B tarafında mollilerimizi kullanıp arkasına geçtik. Onlar secure yapacaklar. Cross koymayı tercih ettiler. Wallbang denemeleri. Sin
Açılacak B tarafı oyuncularını bekliyor. Valla sunmayı en sevdiğim materyallerden bir tanesi Overpass bu arada. Chat'te de soruyu gördüm. Yani izlemesini, oynamasını ve sunmasını çok seviyorum. Çok keyifli bir harita bence Overpass. Orada flash pick gelecek. Kuşunlardan yakın mesafe. Daha fazla zorlu olması lazım. Hemen Smo ile beraber geri çekilecek. Yani şu an ciddi bir silah dezavantajımız var. O yüzden aim fight'tan kaçılıp pozisyon avantajı kullanmak lazım sadece. Sen yani çok önemli bir kill. Yerden şimdi keleşi de alıyor. Hatta orada kuşunlar acaba MP9'ı FAMAS'a mı çevirmesi gerekirdi ama hayır. Tercih etmedi. Top mid'den balona doğru dolaşacak. Bu arada Simbe tarafından bir kill almış. Sadece şimdi tekrar Ağuz'a doğru geliyor. Önemli bir kill daha geldi. Krax'ın kill'i sonrası. 4'e 2 pozisyon diye son kalan iki oyuncu uzundan çıkacaklar. Oraya bir Molotov geldi. İzi saklanmaya devam ediyor. Default arkasından Molotov'lardan geçtiler ve Cydrex izi ikilisi. Çok önemli iki tane kill. Böylece 3-0'ı bulduk. Yani SMG'lerle mükemmel bir round oynadık. 4 tane keleş kaçırdık. Ya yani daha iyisi olamaz bu roundda. Şimdi Eko'ya gidecekler. Tabii losmonuz biraz arttığı için Deagle'ları çektiler. Sinin de tek smoke var. Yine belki Master tarafına atılacak bir smoke olabilir. Easy geldi. Çok rahat top mid'den. Rampa çıkışında kolay bir headshot. Şimdi oyunu B tarafına çevirecek gibi görünüyor. Penta çok yakınlarda Zen. Deagle'lar tehlikeli. Çok kafa göstermemek lazım. Oo, çok dikkatsiz Krax. Yani short tarafına flash pick yaptırmak için kendini çok gösterdi short'a. Side'da hala Cydrex var. X-Fod'un yardımı geldi. X-Fod'un yine X faktör olarak iki tarafı toparlayan savunması. Yani o böyle oynadığı zaman hani A'ya gidiyor, backup'tan katkı veriyor. İşte B'yi üçlüyor falan. Bunlar çok önemli. İlk round'da da iyi vurmuştu. Şimdi de bir an böyle bir krize girebilecek gibi oldu round. Krax'ı kaybettikten sonra ama iyi yardım gelince sıkıntı yok. Plant da vermedik. Ve 4-0'lık skorla beraber yoluna devam ediyor online. Evet, AWP'leri yok. Yani AWP ekonomileri vardı ama pek tercih etmeyecekler gibi sanki T-Site'da. Nevizo fail bir flash attı, hemen geri kaçıyor. Şimdi short tarafına 3 oyuncu beraber pickleyecekler. Boost'u çektilediler. Orada kimse olmadığını gördüler. Krax Varil tarafından oynayacak. Molotov'unu bıraktı oraya. Çok da dikkat etmek lazım. Çünkü biraz pasif savunma yapıyor Exploit. ABC'den CT tarafa doğru diyecektim. Smoke'unu kullandı. Köprüye gelen oyuncuya çok güzel bir kill. İkincisini de alacak gibi. Krax'ın yardımı var. Bomba düştü. Krax'tan güzel bir kill daha. Yani B savunması şu an çok iyi yardımlaşıyor Nine'da. Short ve uzun. İki tane oyuncu kaldı. Uzundaki biraz sızıyor. Smoke arkasından ama Exploit oraya bir flash gönderdi. Şimdi smoke arkası red. Yavaş yavaş yaklaşacak. Short'u gördü Krax. Çıktı. Okey'i de aldı. Smoke'tan tahmin ediyor rakibin orada bir yerde olacağını. Red. Şimdi smoke açılacak oraya. Flash geldi. Kim daha önce görecek? Krax daha önce gördü. Güzel bir kill'ini de aldı. Keleşini de aldı. 4 kill Krax'tan. Varil savunmasında. Yani bir önceki round biraz dikkatsiz davranmıştı ama bu round hemen toparladı. Hakkını verelim. Hem de silah roundunda bunu yaptı. Gayet iyi haber. Tabi loss bonus çok yüksek olduğu için Penta bir kez daha bayrantı yapıyor. Hatta AP de almışlar. Red armorsız almış hem de Galil'le. Glass kanını düzeltiyorum. Yani cesur bir hamle T-Site'da. Armorsız AP almak. Evet, easy. Top mid'de o baskıyı arttırdı. Şimdi timing oldu. Tam flash'ını çektiğinde rakibi oradan piklediği için daha fazla riske girmeyecektir. Geriye doğru çekiliyor. Bu kez iki bomba geldi Varil'e. Evet, Krax 12 kaldı. Yani üst üste aynı pozisyonda kalınca rakip ezber iki tane bombayla orayı hemen yok etti. Bir pozisyon değişikliği yapmamız lazım. Bu arada maçların tekrarları arkadaşlar yine YouTube'da olacak. Dünkü maçları da attım. Toplam 4 haritayı. Bugünkü yine en az 2 haritayı da bu gece veya yarın sabahtan YouTube'da görebilirsiniz. Maç tekrarları orada her zaman var. Uzundan gelecek rakibine karşı. Easy. Güzel bir cross koyma. Red. Enter arıyordu.
Şu an için A tarafından entry alamadılar ama bu taktik biraz A olacak gibi. Sin B tarafını fake'liyor. Simon da attı. Şimdi site'i kör edecek flash. Nevizo'dan 3 short, hatta 4 short olacak gibi. Evet, 4 short. Banana'dan A'ya girmeye çalışıyor. Flash piplendik ama kimse kör olmadı. Şimdi PD'ye Flower'dan site tarafına doğru pikliyor. Lambda'dan gelen ama çok az canı olan Krax da düştükten sonra 4'e 3. Şimdi Cydrex backup'tan geldi. Default'ta bir oyuncu, uzunda bir oyuncu var. Uzuna güzel reaksiyon. Default'ta hala bir oyuncu var. Onu tahmin ediyor. Güzel bir kill daha geldi Cydrex'ten. Şimdi Zen'le beraber Sin. Smoke'umuz var X-Float'ta. Eğer iyi bir smoke düşürürse oraya, ki bu smoke gayet iyi. Ninja deneyebiliriz gibi. Şimdi kutu üzerinden easy bakacak. Flower'a çok güzel bir headshot X-Float'tan. Şimdi defuse'a basıyoruz. 3'e 1 pozisyon. Zen 2 kill aldı. Deneyecektir ama. Oo, çok net vurdu. Bir ninja daha deneyeceğiz gibi. Easy. Üstüne rakip geliyor. Yani çok hızlı headshot attı. Yani ilki bu kadar hızlı olmasa ikincisi de olmazdı. Güzel bir clutch round kazandı bu arada Zen. Yani biz de orada iyi oynamaya çalıştık ama en azından yani bir mermi kaçırsaydı veya pozisyon değiştirseydik. Yani bir oyuncumuz Flower'a yakın, bir oyuncumuz tuvalete yakın olsaydı belki farklı açıları vurmakta zorlanabilirdi ama direkt iki tane eşer atınca maalesef round bitti. Evet, Krax Master savunması için şöyle bir flash pick yaptı kendi kendine. Sin bu kez short tarafına geliyor. Boost tarafına grenade'ini gönderdi. Exploit ciddi hasar aldı oradan. Evet, 3B savunmamız var yalnız. Orayı bırakmıyoruz. Biraz geriden savunuyoruz yani. Uzuna çok yakın değiliz. Uzun çıkışına flashlar gelecek. İkinci flash pick de geldi. Krax dildo arkasından ikili güzel aldı. Cydrex'in de flash yardımı var. Oraya gelen Molotov da önemliydi. Şimdi Cydrex hemen sudan çıkıp yardım edecek ona. Exploit hala orada. Güzel bir smoke içerisinden kill. Cydrex'ten Red onu trade'ledi ama Krax hala orada. Yardım geldi Kuşunlar'dan. B savunması gerçekten çok başarılı. Yani maçın yarısı, hatta daha fazlası B tarafında geçti ve gerçekten B savunmasına iyi yardımlaşıyoruz. Rakibin de çok iyi entry bulamadığını söylemek lazım. Burada hemen backup'tan gelip iyi toparladık. Evet. Bir al-ver yaptıkları için tabi eskisi gibi manila set yok ama yine de paraları bitmiş durumda. O yüzden bir round ekoya gidecekler plant'ta gelmediği için. Orada shot'a çok hızlı geldiler. X-Fat kaçırmış olabilir rakibini. Cydrex yakalanabilirdi ama neyse ki geri kaçıyor. M4'te şimdi short'u kontrol edecek. Güzel bir headshot yine. Connector merdivene de doğru. Sin B tarafından biraz kendini göstermişti. 46 canla geri dönüyor bombayı almak için. Evet, burada plant vermemek lazım. Çünkü silahlarımız iyi. İyi durumdayız. Kuşunları da eğim olarak yanıyor şu an. Yani şu an herkes katkı veriyor. Kimsenin bir pozisyonunu kaçırdığını, ya bunu nasıl vuramadı dediğini görmedim ben. Hani maç başından beri. Eğimler iyi durumda görünüyor. Sin bu arada A'yı zorlayacak. Easy koşarak vurdu AWP ile. Son konuncu duetten gelecekti. Kuşunları da hata yok. Şu efektleri size bir göstermek istiyorum. Yani Cydrex 10'a 2. Krax 8'e 4. X-Float 7'ye 2. Kuşunları 8'e 2. Yani çok iyi rakamlar. Zaten 4 oyuncumuz 100 ADR'da ortalama. Yani hepsi birer tane vuruyor her round. Bunlar çok dengeli katkılar. Dün konuşmuştum biraz, hatırlarsınız belki maç içerisinde. 9-2 böyle birinin taşıyacağı bir takım olmuyor genelde. Herkesin frek katkısı verdiğinde maçlarını kazanan bir takım. Evet, yine Bayrant'tayız. Bu arada base'den güzel bir boost yaptılar. Dörtlü boost. Onu fark edemedik. Tabi CT'den oraya görmek çok zor. Yani oraya çıkan ilk oyuncu hemen oraya bakmasını çok beklemiyoruz. Ama güzel bir kill aldılar. Ve enter ile başlamış oldular round'a. O kill'den sonra round'u B'den A'ya çeviriyorlar. Sadece B'ye bir tane locker bıraktılar. O da short tarafından off angle bekliyor. Evet, biz tabi o verilen kill sonrası B'yi üçlemiştik. A'da sadece diyecektim ki ben bunu Kushner ver diyecektim ama Krax short'tan çıkıp info oluyor ve boş olduğunu anladık. Şimdi onlar hızlandıracaklar. Pikleme flashları geldi. Nevzo kendi flashını attı çıktı.
Crack'ta. Bu arada güzel bir molotof var kurşunları. Direkt eğime oturduğu için. Site'i kaybettik. Tabi A retake anlamına çok kolay bir site değil. Rakip bu kadar iyi yerleştikten sonra 4 oyuncuyla beraber save'e gidebiliriz gibi. Yani 3 flash'ımız bir molotof'umuz var. Ama X-Float bu arada kill almış ama hemen trade var Nevzo'dan. Oraya molotof daha geldi. Bu ekstra kill izin işini zorlaştıracak. Easy. Bir uzun bir kısa. Uzunu gördü. O hızlı. Quick scope'larından bir tanesini yapacaktı ama Sin izin vermiyor. Tabi CT ekonomisi söylüyorum. Burada belki 3 tane silah korusak daha rahat bir round gelişim oynayabilirdik sonraki roundlarda ama şansımızı denemiş olduk. Evet, molotoflardan iki molotof arasında yerleşti PD'ye. Şimdi Sin aynı şekilde short tarafına doğru gelecek. Kafayı gördü. Dikkat etmek lazım. Oo, bu arada fark etti orayı. Izzy yakalanacak. Izzy o kadar yakın gelmesini beklemiyordu PD'ye'nin. Yani tek başına orada en azından agresif gidip ya almaya oynamalı ya da geri kaçmalıydık. Arasında kalınca Izzy'yi kaybetmiş olduk. Evet, bu kez B tarafına açılmaya çalışıyordu Cydrex. Master'dan info almış, açılmış ama kill alamadı. Round başı rakip hiçbir şey yapmadan 2 tane kill almış oldu böylece. Buraları daha dikkatli oynamak lazım. Tam sıçrıyordu neyse ki. Krax'tan hata yok. Şimdi 4v3, orada exploit var. Tuvalet çıkışı ama niye koşuyorsun? Keşke koşmasaydın. Çünkü infomuz yok. Bu arada Krax B savunması kritik bir kill aldı. Şimdi Dildo arkasına bombasını da bırakıyor. Yani bu savunma Krax'ın biraz rakibi bozabilir ama geri dönecekler gibi. Evet. Çoktan koşacaklar. Maalesef yine cross'a oturduk. Ya çünkü ya orada bir info sıkıntımız var. Info sıkıntımız şu. Rakip uzundan girmedi site'a. Ve hani site'a girmediği noktada geri dönebilme ihtimalinde karşı bizim connector'da daha safe oynamamız lazımdı. Maalesef geri dönerken bizim rotasyon oyuncumuzu yakaladıklarında da gördüğünüz gibi koşup A'ya penalty yaptılar. Evet, 7-3'e doğru gidiyoruz ve paramız da bitecek. Krax'ın silahını koruması önemli. O bir tane droplar, X-Wild'ın parası var. Kuşunları AWP atar Easy'ye. İyi bir kombinasyonla buy round yaparız ama yani buralar maçların kırılma anlarıdır arkadaşlar. Rakip hiçbir şey yapmadan skora ortak olursa bu bizim için ikinci yarı sıkıntı olacaktır çok. Evet, Krax da silahını saklayamadı. Kuşunlar bir tane droplarsa AWP atamaz. X-Wild belki droplayabilir AWP'yi. Bakalım tercih ne olacak. Evet, Kuşunlar M4 çekti. Bu arada bir pause var. Yeni gelen arkadaşlara tekrar bilgi verelim. Bu maçın galibi MDL elemesine çıkmaya hak kazanıyor. MDL elemesinde de en iyi 3 tane takım MDL'e adını yazdıracak. Bu arada MDL'in de yan ayakları bende. Eğer bir takımımız MDL'e çıkabilirse benim kanaldan yayınlı olacağım ama bakalım, daha yol uzun. Helipar sakin hocam. Bir alt tap yaptım. Pause'dayken geri geldim. Yani heyecan yok. Evet, izden top mid molotof'u forceladık. Yani bütün paramızı kullandık. Bu arada Monster Rush geliyor. 5 oyuncu birden flashlarını kullandılar. Cydrex'ten de bir flash. Şimdi Monster tarafından çok rahat çıktılar yalnız. Sin köprüye kadar geldi. O nasıl headshot diyecektim ki. Neyse ki o atlamış. Krax'a çok güzel yardım. Ama sıkıştı oraya. Cydrex nereye bakacağını şaşırdı tabii ki. Önden arkadan rakip bastırınca. Şimdi 2-3 pozisyon. İzden güzel bir frag. PD'ye 4. kill'ini aldı. Şimdi short'tan arkalamaya çalışacağız Kuşner'la ama yani daha plant gelmedi. Biraz sakin kalabiliriz. 2'ye 2 pozisyon, 3'e 2 pozisyon. Retake'e bırakabiliriz. Yani rakip daha site'e girerken oyuncu kaybediyoruz. Bombayı kurmadan round bitiyor.
Biraz daha sakin oynasak buraları. Bence skor şu an çok daha farklı olacaktı. Eko'ya düştük. Evet, ağzından 4 oyuncu pikleyeceğiz. Açıldık. PD'ye 2 kill aldı. Daha fazla zorlamayabilir. Uzak mesafe. Sidrex. Bu arada bir oyuncu düşürmüş. Şimdi beden de bir tane kill aldık. İşler karışabilir. Ah, orada connector'da bir tek daha gelseydi. Rakip şok. Geri dönüyoruz ağzından. Tabii 4 kişi gösterdiğimiz için onlar diyecekler ki onların hepsi A'da. Koşalım B'ye. Flashlar geliyor. B'de hala Krax var. Bir tek daha gönderirse gerçekten çok ekstra olur. Ama tahmin etti oraya tabii Zen. Şimdi 3 vs 3 pozisyon. Default plant var. Güzel headshotlar var orada. Sanırım Easy P2000 ile biraz can sıktı. X-Cloud'un bu arada keleşi de var. Mouse'dan arkalayacak. Eğer ama evet, şimdi fark etti onlar, onun yerine bir boost deneyeceğiz. City'den. O kafayı görmek üzere Zen diye tahmin ediyorum ama hayır, short'a geri çekildi. PD'ye gördü. İki oyuncunun orada olduğunu anladı. Yani vurmaya başladı bu çocuk üst üste. 3'er 4'er vuruyor. 11 frag oldu. X-Watt'ta keşik oynayacak. Skor şimdi 7-5. Evet, tekrar buyround'dayız. Easy AP'sini almış. Genel olarak iyi bir buyround. Silahlarımız, nade'lerimiz var. Şimdi top mid'de biraz daha agresif savunma yapacağız. Connector'a giren kuşları görüyorum. O da geri çıktı. Easy ile beraber A savunmasında biraz daha öndeyiz. Long'u hiç basmadık mesela. Long'un kontrolünü almak A tarafında. Bu arada flash pick deneyeceğiz. Çok kolay iki tane frag aldı Sin. Uf. X-Watt'tan çok güzel vuruş. İkincisi de gelecek. X-Watt çok iyi toparlıyor. Onu da vur. Sonra gel bir de beni de vur. Son kalan oyuncu Nevizo olacak. Short'tan yavaş yavaş yaklaşıyor B'ye. Easy master tarafını çekilecek. Şimdi short'a bakacak. Kolunu gördü galiba ve burada hata yapmadı. Yani round tam gidiyordu ki X-Float'tan gerçekten çok iyi toparlayan bir yardım. Onun sayesinde round aldık diyebiliriz. Birebir fight'e girdi. 3 oyuncu birden düşürdü. Tabii rakibin de orada biraz panik yaptığını, yani hadi düşürdük B'ye girelim derken aralardaki mesafeyi açtılar kendilerinin arasında. Biz de bunu çok iyi değerlendiririz X-Float'la. Evet, bu kez Master arkasındalar. 5 oyuncuyla beraber. Yine bir boost mu deneyecekler diye bakıyorum. Evet, onu yapmaya çalışıyorlar. Bu kez oraya bekleyen Easy var. Easy. İkinci kez olmaz dedi. Tabii bu kadar sessiz kalınca da round başı. Hani herhangi bir şekilde top mid'den bir hareket yok. Connector'da yok. Rakibin boost yaptığını anlayabiliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş Master'a iki oyuncuları gelecek Penta'nın. Oraya bir derin smoke attık. Onlar da galiba oyunu çevirecekler. Evet, oyunu A'ya çeviriyorlar. A tarafındaki savunmamız biraz derin. Side tarafından. Bu riskli bir savunma oluyor genelde. Rakip smokeları kullandığında geri kaçmak zorunda kalıyoruz. Ve plant genelde geliyor. O yüzden Izzy'nin plant gelmeden 1-2 vurursa çok iyi olur burada. Bananayı çekleyecek. Şimdi oraya AP geldi yavaş yavaş. Kolundan vurdu galiba PDY'yi. Molotof'unu da kullandı. Evet, işte smoke'lar dediğim gibi gelince iş biraz sıkışıyor ama Easy backside'den bir kill aldı, yanıyorsun. Şimdi fark etti, geri çekildi. Kuşlardan güzel bir kill daha. İkinci gelecek mi? Hayır. Zen yakın mesafe. İki tane entry buldu. Üçüncüsünü de aldı. İnanılmaz oyun. 3 kill ile beraber durumu 2 vs 2'ye getiriyor. Şimdi backup gelecek ama backup çok uzak bizde. Daha yeni geliyor B'den. Zen'in canı çok çok az.
Smoke'umuz da yok. Yerde smoke var mıydı hatırlamıyorum. Yani yerden smoke bulamazsak ninja yapmamız da zorlaşacak. Ki uzundan flash pick olmadı. Uzun kör olmamış. Uzun flash nereye geldi bilmiyorum. Krax. Güzel bir kill aldı. Şimdi oradan bir fake ile beraber çıkabilir mi diye bakıyorum. Tekledi galiba PD'yi ama orada hoplayarak sıtlayarak kol atsak bir şey yapsak belki çözerdik ama bu çocuk oynuyor. PD'nin omuzlarında şu an takım 13. kill oldu. Ve 8-6. Yani önde bitirmeye garantilemiştik ilk yarı ama yani maça başlangıcımızı düşünürsek kesinlikle 10'a 5, 11-4'lük bir skor hak ediyordu bu oyun. Bakalım inşallah 9'u buluruz. Evet, A tarafında biraz daha yakın savunma yapıyoruz bu kez. Tuvalette 3 oyuncu ile beraber açımız var. İfo'yu aldı. Hemen geri kaçıyor Izzy. Böyle bir flash. Pikleyecekler. Kill geldi ama Sidrex toparlayabilir. İkincisi gelecek mi? Onu da vur. Çok iyi oyun. Sidrex'ten. Kushner'dan da bu arada bir AP kill gelmiş uzunda. Bu çok etkili oldu. Bir kol attı orada rakibi ama sıkıştı oraya yalnız Sidrex. Dikkat etmesi lazım. Evet. Zem'den akıllı oyun. Önce Mermi'den kaçtı. Sonra AP ile pikledi. Sağ taraftan. Avantajını iyi kullandı. Trak Molotov'u gelecek. Zem'den A'yı execute göreceğiz. Orada X-Flat var. Yakın mesafeden. İkisi aynı anda gelir mi diye bakıyorum. Line up oluyorlardı az kaldı ama Sin hasar yemesine rağmen trade'i aldı. 34 can. Krax bu arada top mid'den arkalayacak. Şimdi koşmaması gerektiğini fark etti o da. Sin tuvalet tarafında. Timing bizim lehimize oldu. Tam kafasını çevirdiğinde Krax geldi arkadan ve 9-6 ilk yarı skoru. Yani maça başlangıcı düşündüğümüzde dediğim gibi bu skor bence daha iyi olabilirdi. Ama çok da can sıkacak bir sahne yok. Şu takımların yerini değiştireyim. Sesi de kısalım. Devre arasında. Rakibin haritası. Tekrar söyleyelim. Best of 3 arkadaşlar. En iyi 3 harita üzerinden ve ilk olarak rakibin haritasıyla seri başlamış durumda. Evet, restart geldi. Tekrar sesimizi açalım. Yani ilk rounda ihtiyacımız var. Bu kolaylaştırır biraz maçı bize. Çünkü rakip şu an hadi beyler comeback attık. Yani farkı kapattık. Öyle çok kötü başlamıştık ama olur ısındık. Şimdi kazanalım durumundalar. Bizim o yüzden ilk round almamız çok ciddi bir mesaj verir rakibe. Sidrex Heaven's onu hazırladı. Bir B execute göreceğiz. Sidrex'in yanında X-Wall'ın da nade'leri var. Bu arada A'yı pushladılar yalnız. B'ye stack geldi tabii. Gördüğünüz gibi top mid'den PD'ye pikledi. Tüm infoyu aldı. O yüzden B'de 3 oyuncu var. Dördüncüsü de ABC'de. 2 tane entry bulduk. Suda 3. oyuncu da var Krax'tan. Çok önemli entry'ler var. City Side'da 4. oyuncuları var. Savunmadaki B'deki. Ona da güzel bir tek geliyor Izzy'den. Son kanisin PD'ye. Arkalamaya çalışacak ki Sidrex infoyu aldı. Artık onun yerini de biliyoruz. Ya açıkçası stack üzerine gittik ama eğimler konuştu biraz burada. Krax'ın aldığı 2 tane entry çok çok önemli orada. Ve bunun sayesinde de 9 çift taneye ulaşan ilk takım oluyor ki bu tekrar biraz rakibe mesaj roundu'ydu. Evet, Force'a gitti. Penta şu an bakıyorum Scout var Red'de. Diğer oyuncular Deagle alabildiler sadece. Yine B'ye ağırlıklı gelen bir savunma görüyorum. 4B yapmışlar. A tarafında yine agresif bir oyuncu. Zıplarken yakalayabilecekler mi? Hayır, yakalayamadılar. Sini. Wallbang denemeleri var hala Krax'tan. Oyunu biraz yavaşlattık. Biraz cross koyduk. Hem silahları anlamaya çalışıyoruz. Hem B tarafında kaç kişi olduğunu. PD'ye bir daha zıplayacak gibi oradan. Evet. İnfoyu da aldı.
Tabi stack olan bir yere gitmemek lazım. Çünkü Overpass'te eğer B tarafında bir stack varsa gerçekten çok zor oluyor oraya girmek. Çok fazla köşe var, çok fazla açı var. Ve açıların hepsi crossfire şeklinde, yani birbirini koruyan şeklinde. Şimdi Xplat'tan bir CT smoke geldi galiba. Psydrex'te Heaven smoke atacak diye tahmin ediyorum. Şu an hala 3 smoke'umuz, 3 flash'ımız var. Master çıkışında bir flash daha Xplat'tan. B bitireceğiz gibi oyunu ama yine stack olduğu yere gideceğiz. Biraz sıkıntı olabilir gibi. Kuşunur piklemeye başlayacak short'tan. Flash bekledi. İlk oyuncuyu düşürdü. İkincisini de düşürecek mi? Biraz zorlandı Spain'de ama Krax'in yardımı var. Xplat şimdi uzundan gelecek. Sudaki ilk oyuncuyu vuruyor. City side'da oyuncu olduğunu biliyoruz ki. Psydrex smoke'lardan bulmuş. Red'in de yeri belli. Tekledi. Dikkat etmek lazım. Red'in aim de fena değil. 2-1 pozisyon. Ama hareketle oynamanın avantajını kullandı. Xplat. Kelişimiz var mıydı? Başka yoktu. İki tane vardı zaten. Tamam, ikisini aldık. 11-6. Yani yine stack olan yere gittik. İşte bundan bahsetmiştim biraz. Hani maç başı neler geliştirilebilir diye. Rakibi çok fazla okuyamıyoruz. Burada direkt B'ye odaklandık. B'ye gireceğiz diye. Ve 4 kişinin olduğu site'a gittik ama hani yine eğilmenle toparladık. Evet, yine yolculuk B'ye anlaşılan. Bu kez bu arada Granite de bir Hacı Bekir lokumu gönderdi Nevizo. Psydrex. Trade'ler almaya çalışıyoruz. Psydrex'ten çok güzel Galil performansı üst üste. Red de orada, onu da gördük. Su tarafında. Ve yani neredeyse USP Echo diyebileceğimiz seviyedeki bir Echo olan iki silah kaçırabiliyoruz. Biraz daha iyi olması lazım. Gördüğünüz gibi 4K para var herkeste. Yani bir round versek yarım yamalak durumdayız. 12-6 oldu. Bu zor roundlarla beraber en azından 3-0'ı bulduk ikinci yarıda. Ve 12-6'dan bakalım neler yapacağız. Kuşunur çok hızlı geldi. O headshot nedir öyle ya? İkinci kill gelecek mi? Hayır. Yani trade'ledi. Saat içerisinde hala saklanıyor. Bu arada Krax İlk kill aldı. İkinci kill alabilecek mi? Krax'ın entry'leri bugün çok rahatlatıyor online'ı. B tarafından güzel vuruşlar. Bunun arkadan PD'ye geldi yalnız. 2 vs 2. Oradan A'ya koşmamız yok mu? Var. Hemen smoke'ları attık. Oyuncuların arkada olduğunu görünce A'ya doğru koşuyoruz. Şimdi after plant önemli. Yani kurduktan sonra nereye geçeceğiz? Bombayı CT'ye kuruyoruz. Banka ve dumpster oynamaya çalışacağız ama tabi rakibin biri arkadan geliyor. Yani Connector tarafından bir tanesi de City'den gelecek. Connector'ı bulmamız kolay değil ama City'den oyuncuyu çıkarmamamız gerekiyor. Yani X-Fad'ın pozisyonu çok kuvvetli. Hem Heaven'a hem de City'ye bakacak ama PD'ye adım adım geldi. Tra'a baktı. Maalesef biz cross koymuyoruz. Koşarak vurabiliyor PD'ye. Krax çok kritik bir roundda. 1'e 2 pozisyon. Gördü galiba onu rakibi. İlk kill aldı. Şimdi birebir pozisyon. Bir kol atsa zaten infoyu alacak ama White Pick ve evet, kit yok. Yani biraz zor oldu ama zaten bir kol atsa çözmediğini görecektir rakibinin. AWP'yi kaçırdı PD'ye ama 13-6'yı bulmuş durumdayız. Yani para durumu hala çok iyi değil bizde. Ucu ucuna roundlar alıyoruz. Ama skor artık 7-0'a kadar geldi. Ya B'den bıkmadık. Yine B'ye ağırlıklı gidiyoruz. Orada Molotov var şimdi. Oo, güzel wallbang. Buradan Zipex'in bir yani andım gibi oldu biraz ama Zipex'in yok ettiği bir video vardı buradan. Wallbang'de direkt aklıma o geliyor. Hayır, Connector Molotov Psydrex'ten. Uzun süredir ilk defa entry verdik aslında. Yani tam da entry sayılmaz yani, wallbang'de karışık. Biraz iyi bir oyundu. Şimdi easy. Bu arada Connector tarafında bir oyuncu. Orada ikinci oyuncu tahmin etti easy tabii ki. Çünkü o öyle durmaz. Arkasından biri onu yardım ediyordur. Easy ikinci kill alacak mı? A tarafından çok önemli iki tane kill çıkardı tek başına. Çok büyük dikkatsizlik yani.
Red şu an arkadaşını sövüyordur yani, bakmıyor musun oraya diye. Ben olsam dümdüz gitmiştim herhalde ona TeamSpeak'ten. Easy elini kolunu sallayarak iki tane entry aldı A tarafından. Ve şimdi 4'e 2 kalmış durumdalar. İkisi de B tarafında oyuncuların. Silahları sevilemeye çalışabilirler. Çünkü buradan roundu almaları gerçekten çok zor. B deneyecekler. Eğer B'ye gidersek şanslarını deneyecekler. Gitmezsek de silahlarını koruyacaklar. Böylece 14'e gidiyoruz artık. Ya şunu görüyorum. Nine'ın önceki maçlarına göre daha hızlı oynuyor. Yani oyun hızını daha arttırmış durumdalar. Bu bence onlara biraz daha giden bir oyun tarzı. Yani çok yavaş oynadığıyla ilgili sıkıntıyı birkaç kere dillendirmiştim Nine'ın. Son 20 saniye 25 saniye girişler. Dün de mesela Inferno'da o mükemmel comeback'i atarken maça ortak olduk. Ama verdiğimiz sonraki ilk round timeout'taydı. Yani site'e girememiştik son 20 saniye koşmaya çalışınca. Ya bence aksiyonlu oyunda daha başarılı Nine. Bu tarz trade'leri, entry'leri bulmakta daha başarılılar. Biraz da oyun hızlarını arttırmaları gerekiyor. Evet, 14-6. Bakalım Penta'nın tercihi ne olacak? Silahlar droplanıyor. Bir tane scout çıktı Red'e. 4 tane M4'leri var. Nate'leri de fazlasıyla var. Fena bir buy değil aslında onlar için. Ama şu an onların parasından daha çok ihtiyacı oldukları ilk şey round. A tarafına Red geldi yine sadece. Balondan bakacak. Kaçırdı mermisini. Şimdi Easy'den balon tarafını yakan bir molotov. Tam gitti mi göremedim ama bu arada B tarafında da enteresan bir molotov var. Atılamamış. O köşeye atmaya çalışmışlar B'den ama yukarıda kalmış biraz. Bu arada double short açılıyorlar. Oraya bir flash pick yaparsak veya crossfire yaparsak yok olacaklar ama şu an çıkmadık connector'dan. Şimdi X-Walk görecek. Çok güzel bir headshot. Uzak mesafe. Şimdi Nezon'da yeri belli. Koşunları yakalayabilir mi? Yakaladı. B'den iki tane oyuncu düşürüyoruz. B'yi hemen hızlandıracağız gibi. Çünkü çok yakın oraya. Kuşunur X-Walk'ta uzun tarafındaydı ama biraz daha kontrollü girmeye karar veriyoruz. Zaten backup geldi. B'yi iklemiş durumdalar. Evet, Sidex'ten bir köprü smoke geldi. Biraz fakeliyor B'yi. B'de iki oyuncu tutacaktır bu. Yalnız short'a dikkat etmedi hiç. Sidex P'de'ye kill aldı ve dedi ki burası boş. Şimdi Red A side'da güzel bir flick attı. Explode'u düşürdü. Hala zandırabiliriz çünkü side kontrolü bizde. Yalnız çok arkada kaldı. Easy kuşuna tek başına bomba kurmaya çalışacak. Neyse ki piklemediler. Yani kuşunur kaçmayı başardı. Easy'nin yardımı var. Kuşunur'dan güzel bir headshot daha. Son kullanıcı track tarafında. Kuşunur'dan çok iyi spray. Yani Easy biraz yalnız bırakmıştı arkadaşını. Connector'dan gelecek backup'ı erken keseyim diye. Kuşunur tek başına yalnızların oğlu gibi bombayı kurdu ama sonrasında kaçtı oradan. Biraz şans da var, onu da söyleyelim. Kaçabilmesi anlamına demek istiyorum. Sonra da 2 tane kill. 15-6. 9 tane maç puanı. Rakibinin haritasında Nine'ın çok büyük bir avantaj. Evet, yavaş oynuyoruz. Top mid tarafında connector'da ve tünelde birer oyuncu var. Connector'da ve tuvalette birer oyuncu var. Düzelteyim. Şimdi yavaş yavaş A'yı hareketlendirmeye çalışacağız. Connector'ın üzerindeki oyuncu bulabilecek mi X-Float? Merak ediyorum. Yakın mesafe. Vuramadı. Vuruşunda başarı yok. PD'ye daha iyi cross koymuş. Bu arada tuvalete bir flash pick gelecek mi diyor. Hayır, Connector'a flash pick yaptık. Şimdi Red onları duyuyor yalnız. Uff. Sadece çok güzel headshot. 4-4 tekrar durum. PD'nin de canı az. X-Float mutlaka bu infoyu vermiştir. O fight'e girdikten sonra tabii ki.
Şimdi yavaş yavaş execute'e başlıyoruz. Site arkası iki oyuncuları var. Şimdi tüm netleri kullanacağız. Default'ta Molotov. Track tarafına yanıcılar. Sin. Cayı cayır yandı. Smoke arkası ikinci oyuncu da düşüyor. Kamera kendinden geçiyor. Galiba anladığınız durumu zaten. Demizo gelecek. Bounce'dan bir kill çıkardı. 3'e 2 pozisyon. Canı çok çok az. Sonra kadar çıktı. Ve easy'den yakalayamadım bile killlerini. Güzel oyun. Rakibin haritası ve Overpass'te güzel bir galibiyet. Yani güzel oyun ya. Keyifliydi. T-Site, City-Site'de çok iyi başladık. Sonra birkaç deneme yaptığımız round var böyle. Hani flash pick denedik, işte agresif bir şeyler yapmaya denedik falan. Oralarda biraz zorladık kendi iyi oyunumuzu ve maça ortak oldu rakip. Ama sonra T-Site'da biraz oyun hızını arttırarak oynadığımızda özellikle B tarafını otoban yaptık. Güzel oyundu. Ya çok oynamadığımız bir harita olarak düşündüğümüzde Overpass'i bence güzel oyundu.